Karaciğer yağlanmasından kaynaklanan sebepler midir bunlar? Şeker, tabii, tabii kolesterol, ki, yani, tansiyon. Yani şekerin tip 2 diyabet dediğimiz, yani tip 1 diyabet çocuklarda ve gençlerde gözüküyor. Onun mekanizması farklı. O otoimmün bir mekanizma. Onun diyette falan çok bir ilgisi yok. Ama tip 2 diyabet dediğimiz ki zaten toplum sağlığını ilgilendiren o. Tip 1 diyabet çok nadir gözüküyor zaten. Evet. Ama tip 2 diyabet çok yaygın gözüküyor. Çok yaygın. Tip 2 diyabeti evet. Sıklıkla görülen. Tabii. Karaciğer, yani göbek bölgesinde yağlanma, karaciğerdeki yağlanmadır. Genelde de Türk insanında da mesela bu bir vücut endeksine baktığımız zaman karın bölgesi gerek erkeklerde gerekse kadınlarda işte da çok yani fazladır hocam. Erkekler işte böyle övünüyorlar göbek falan. Evet, falan. Balkon göbek. Evet, hiç öyle değil yani. Göbek son derece ciddi bir problem. Ve üzerine düşünmesi gereken problem. Çünkü dikkat edin obez kişilerin hepsine, çoğuna bakın yani çok büyük bir kısmı işte şeker hastası da şekeri ilaç hastalık kabarcısı. Tansiyon yüksektir, tansiyon ilacı içiyordur. İşte bir şekilde bir kalp krizi geçirmiş olabilir, işte felç geçirmiş olabilir, işte bacak damarları tıkanmış olabilir. Yani çünkü diyabet başladığı zaman diyabet de aynı sigara gibi. Bu yüksek şeker bizim bu atar damarlarımıza, o atar damarların işte endotel tabakası, iç tabaka, damarı koruyan tabakayı çok ciddi zarar veriyor. Ve hemen hemen bütün atar damarlarda ciddi problemler oluşuyor. İşte göz damarları, gözleri görmeye başlıyor, göz numaraları ikide bir değişiyor, işte felç geçiriyor. Bağırsak damarları, böbrek damarları, aynı işte bacak damarları dediğim gibi bütün damarlar, özellikle diyabetik ayak diyoruz mesela onlar. Bir de uç damarlar da tıkanıyor ilave olarak. Yani diyabet çok ciddi bir sağlık problemi. Yani çok ciddi yani böyle yani hastalık habercisi. Çok şeyin habercisi. Onun için diyabetle muhakkak mücadele etmek lazım. Onun da esas şeyi bu çocukluktan itibaren işte beslenme alışkanlıkları biliyorsunuz. Bunların yani obezitenin sebebi aslında yanlış beslenmeden kaynaklıdır. Yani az yeme çok yeme değil. Evet. Ne yedin ne yemedinle ilgilidir bu çok. Maalesef günümüzde bu problem gittikçe her geçen gün daha da artıyor. Şekerden uzak duracağız hocam. Şekerli gıdalar. İnanılmaz. Yani ben şimdi mesela ben benzinciye giriyorum işte benzin alacağım. Orada işte satılan şeylere bakıyorsun. Yani bir tane şekersiz, işte şeker olmayan, katkı maddesi olmayan ürün yok. Yani çocuklar işte... Ve o kadar da cezbediyor ki yani, beni al diye görüntüleri. Yani bu şeker konusunda yani ciddi problem var. Ve bu da artık yani çok büyük bir sanayi, çok büyük bir o da ekonomi. Evet. Orada hani çok böyle engelleyemiyorsun birdenbire. Hani sigara gibi yani o da... O da büyük bir ekonomi oluşturuyor hakikaten. Sigara demekle baş edemiyorsun. O da çok ciddi bir ekonomi. Yani elimizden geldiği kadar şekerden uzak durmaya gayret göstereceğiz. Yiyecek içecekler, içecekler de aynı şekilde. Şekerli içecekler. İşte alkol de mesela şekerli içecekler. Alkol de aynı şekilde. Çünkü o da vücuda girdiği zaman şekere dönüşüyor. Bunların şekerli şeyler. Yani bunların işte bir de hani söylemişken işte ekmek ve böyle hamur işleri çok. Ondan da glisemik indeksi çok yüksek. Şekerin de glisemik indeksi çok yüksek. Bu glisemik indeksi yüksek demek böyle çok kana çok hızlı karışıyorlar. Ve çok hızlı şeyden pankreastan insülin salınmasına sebep oluyorlar. Bu da hemen karaciğeri etkileyerek çok hızlı metabolizmayı çok değiştiriyor ve işte bu şekerin depolanmasına ve yağa dönüşmesine sebep oluyor. Yani yeme alışkanlıklarımızı mı değiştireceğiz? İşte ekranların başında bizleri izleyen izleyenlerimiz de hocam. Şimdi Anadolu insanıyız. Ekmeği seviyoruz, yiyoruz ekmeği. Bir oturuşta ilk ekmek yedim. Ben gençken bir mesela o zaman öğrenciyken de böyle hani yemek yediğimiz zaman lokantalara bir tane bir kuru fasulye gelirdi tabak. Ondan bir tane sepet olurdu. Bir tabakla bir sepeti bitirdik. Evet. Yani Akdeniz mutfağını sana... biraz öneriyorsunuz. Ege mutfağını öneriyorsunuz evet, ama. Evet. Yani. Mesela Karadeniz mutfağında da bol balık tüketilir. Yani işte Karadeniz mutfağı, Karadenizler aslında bu akşi tüketiyor ama Karadenizler de çok hamur işi çok tüketiyorlar. Evet. Onlar da mantısıydı. Ne diyorlar onlar? Mıhlama diyorlar. Ondan sonra kulaklı diyorlar. Yani yeme alışkanlığı, damak tadımız çok güzel. Bizim evet. Türk mutfağımız, Osmanlı mutfağımız çok lezzetlidir. Yani
Zaten ya mutfakta çok bir sıkıntı yok. Yani bizim aslında esas mücadele edeceğimiz böyle hani hazır gıdalar en çok. Böyle katkı maddesi olan gıdalar. Ev yemeğini öneriyorsunuz. Ev yemeği kesinlikle. Ama hazır yiyeceklerden uzak durun diyorsunuz. Kesinlikle. Zaten hazır gıdalar. Dondurulmuş gıdalar. Dondurulmuş gıdalar. Bunların hem içindeki katkı maddelerinden dolayı çok zararları var. Özellikle şekerli gıdalar. Bunların hepsi son derece zararlı. Kalp sağlığı şey, için. Kalp sağlığı damar için. Yani çocuklarımız aslında çok tehlike altında. Çocuklarımız bunlara alışıyorlar. İşte bu hızlı şeylere, hamburgerlere, böyle fast food şeylerine. Çabuk yiyecek, ayaküstü yiyecek. Evet. Yani bir kötüye gidiş var. Kötüye gidiş var. Yeni nesil biraz daha zor durumda bana göre. Ve kalp krizi yaş oranlarına baktığımız zaman da Ali Rızan Hocam gençlerde daha sık görülüyor. Gençlere daha çok indi. Özellikle genetik yatkınlığı olan ailelerde çocuklar eğer obezite ve diyabete yakalanıyorsa ya da sigara içiyorsa artık onlar da kalp krizi geçirme riskleri 30-40 yaşlar, 50 yaşlar. Mesela yani. 60-70 yaş üstü kalp krizi geçirdiği zaman da belki ölüm oranı biraz daha az oluyor, düşük oluyor ama gençlerde daha bu oranın yüksek olduğunu görüyoruz. Evet, gençlerde daha ölümcül seyrediyor. Evet. Çünkü yaşlandıkça biliyorsunuz damarlar yavaş yavaş tıkandıkça vücudun kendisi damarlar arasında bypass dediğimiz, kolateral dediğimiz şeyler oluşturuyor, damar oluşturuyor. Yeni yeni damarlar gelişiyor vücutta. Yani bütün vücutta bu mekanizma var. Bir damar tıkandığı zaman hemen onun etrafından vücut damar oluşturuyor ki diğer tarafı beslesin. Böyle bir mekanizma var. Yoksa öbür türlü olsa bacak damarı mesela buradan tıkanıyor. Ama bakıyorsun gangren yok. Sadece yürüdüğü zaman ağrı oluyor. Evet. Bu işte yan damarlar, kolateral dediğimiz yandan gelişen damarlar. O bacağı bir şekilde besliyor. Aynı şekilde kalpte de bu geçerli. İşte gençlerde bu yan damarlar daha oluşmadığı için damar tıkandığı zaman yan damarlardan destek gelince oradaki hücreler çok hızlı bir şekilde ölüyorlar. Ve işte ani ölüm riski ve hani ölmese bile, atlatsa bile kalpte hasar görme riski maalesef daha yüksek oluyor. Teşekkür ederiz hocam. Evet.